Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız da ben de iyiyim. Neredeydim bu zamana kadar diyecek olursanız da ya vallahi yaklaşık 2 aydır çok böyle bir video çekesim yoktu. Çekmiyordum o yüzden de. Şimdi neredeyim? Şu an Kapıkule'deyim. Mazot sırasının transit sırasındayız. Buradan çıkacağız nasipse Bulgaristan, oradan Sırbistan, oradan Bosna, Lukavak. Tahliye adresimiz. Oraya gideceğiz. Hem dedim videoyu buradan başlatayım. Ara ara yolda da video çekeceğim. Artık Bosna'ya vardığım zaman videoyu bitireceğim ve YouTube'a koyacağım nasipse. Yani uzun lafın kısası size dediğim şey şu: benimle Bosna'ya kadar gelir misiniz? Hem de size anlatacağım. İşte tankerden konuşuruz yolda giderken. İşte tanker şoförlüğü, işte tanker yükleme, boşaltma. Onun haricinde bu mesela son zamanlarda demeyeyim de uzun zamandır revaçta, işte Almanya'ya gideyim, Fransa'ya gideyim, Hollanda'ya gideyim, işte orada tır şoförlüğü yapayım, işte orada çalışayım, orada bir hayat kurayım, işte orada tır şoförlerine oturum veriyorlarmış, işte nasıl olur, en azından oturumu alana kadar çalışayım, ondan sonra bırakırım tırcılığı, oraya kapağı atayım. Şimdi bu düşüncede olan arkadaşlara dilim döndüğünce, bildiğimce, o şekilde çalışmaya giden arkadaşlarımdan duyduklarımca size bir şeyler anlatacağım tekrardan. Nasıl oluyor, nasıl ediyor, çalışmak için hangi şartlar lazım? Hani ya selamun aleyküm ben geldim, hani ehliyetim var ya tır kullanacağım demek de olmuyor. Onun da belli başlı bir şartları var, onları anlatacağım size arkadaşlar. Ekseriyette bir de mesleğimizin işte gene güzellikleri, zorlukları, hani bunlardan konuşacağım. Çünkü bana şey diyorlar genelde, ya sen işte işini kötülüyor musun falan, hani hayır arkadaşım, ben işimi kötülemiyorum. Geniş açıdan bak istiyorum sadece. İşte Anıl Yunanistan'a gidiyor, Anıl Bosna'ya gidiyor, Anıl buraya gidiyor. Hani Anıl gidiyor da işte nasıl gidiyor? Gittiği zaman nasıl? Sosyal ortamı nasıl oluyor? İşte aile ortamı nasıl oluyor? Hani biraz da bunlardan konuşacağım. Neyse, şimdi girişi bu kadar çok uzun tutmayayım. Yolda görüşürüz. Gene yolda da çekimlerim olacak. Yavaş yavaş gün doğuyor. Yavaş yavaş dediğimde doğdu yani. Çok şükür gece kapıyı geçebildik. Galatina'ya yaklaşık bir 35-40 kilometre bir yolumuz kaldı. Ondan sonra artık Sırbistan'a girmiş olacağız. İyice uyku da bastırdı. Kapıyı geçer yatarız. Şu an geçtiğimiz yol Sofya çevre yolu. Daha doğrusu Sofya çevre yolu. Bitirdik. Bitirmek üzereyiz. Son sapak Kalatina'dan sapacağız. Arkası Sırbistan. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Sabah Bulgaristan'da bir kayıt almıştım. Onda da böyle uyku sersemi olduğum için çok böyle mıy 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 konuşmuşum. Ben genelde zaten böyle uyuşuk insanlara, ne bileyim, böyle mıy 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 konuşanlara uyuz olurum. Dedim o yüzden bunu birazını çöp yapalım. Sırbistan'dan çıktık, neyse. Şimdi Sırbistan kapıdan çıktık. Sol tarafta otoban var. Otobandaki gişeler, Dimitrovgrad gişelerden bize bir bilgi gelmedi. Mecburen alt yoldan gideceğiz. Alt yol temizmiş, köy yolundan. Bir 15-20 kilometre köylerin içinden geçeceğiz. Ondan sonra tekrardan otobana bağlanacağız. Bu Dimitrovgrad gişelerdekiler biraz sıkıntılı arkadaşlar. Yani benim sıkıntım şu: ikinci pasaportum tekrar vizede.
ehliyetim de haliyle vize de olduğu için açabiliriz diye, ehliyet yok, uğraşırız derdimizi anlatmaya. Ne şeytanı gör ne salavat getir. Onun için en iyisi alt yoldan gitmek. Otobana bağlanırız üstten. Otobanda da maşallah sağlam bir gurbetçi trafiği var. Yani tırların sırasına giriyorlar, her yere giriyorlar. Yani sanki tatile değil, ölüme geliyorlar. Sabah bir tanesi altıma giriyordu az daha. Tek şerit böyle gidiş gelişli bir yol. Bundan daha dar neredeyse Kalotina'nın girişinde. Akın akın karşıdan araba geliyor. Arkadaş bizim Türk gurbetçi çıkmış oradan. İki tane araba sollayacak altı üstü. Tırın önüne atlıyor. Yani ben de sesimi yükselttim biraz. Ne yapıyorsun lan gibilerine. Hiç şey yok adamda. Tepki yok yani. Hani biraz bağırınca kusura bakma. E kardeşim kusura bakma da bu araba 42 ton ya. Hani tehlikeli madde var. Girsen altına gebereceksin gideceksin. Neyse. Bir şey demiyorum çok o konuda. Evet arkadaşlar. Biraz tankerden bahsedeyim size. Kendi yaptığım işten bahsedeyim. Tankerin artılarını anlatayım yurt dışında. Eksilerini anlatayım. Artıları, tankerin en büyük artısı yurt dışında arkadaşlar. Yükünüz eğer tehlikeli madde ise kapılarda sıra beklemezsiniz. Sırada önceliğiniz olur. Sıraları sollarsınız. Onun haricinde tankerin öyle başka bir çok da imtiyazlı bir tarafı yok. Hani servisiniz biraz hızlı olur. Tente'ye göre. Ama dediğim gibi tehlikesiz madde yüklediğiniz zaman da aynı tenteli gibi kapıda sıra beklersiniz. Ki ben bir ara üst üste bir 4 servis neredeyse tehlikesiz madde yükledim. 120 saat kapıda beklediğimi biliyorum. 5 güne kapı geçtiğimi biliyorum. Onun haricinde bir arkadaşımız gene Vahdet Cemil abi demişti ki ya bu tankerler nasıl doluyor, nasıl boşalıyor? Hani bunu bir tarif eder misin? Yani şöyle, bu konu hakkında hani video çekemem. Hani niye video çekemem? Ya şimdi arkadaşlar gidiyoruz, fabrikada yüklüyoruz ya da bir fabrikada boşaltıyoruz. Bunlar da özel mülk, özel saha. Kolay kolay bunlarda video çekimi yapamıyoruz. Bazen bizim şirketimiz bile bizden bir video istiyor. Yani özel izinle bir 10 saniye 20 saniyelik bir video çekebiliyoruz sadece, atabiliyoruz yani. Ama ben size şöyle izah edeyim. Tankerler aslında ikiye ayrılır. Gaz tankerleri, sıvı tankerleri. Şu an bizim arkamızdaki tanker arkadaş gaz tankeri. Sırtımızda gaz var bizim. Tankerin ne gibi sıkıntıları var? Tankerin şöyle sıkıntıları var. Tankerde dikkat etmeniz gereken önemli konu şudur arkadaşlar. Tehlikeli madde yüklediyseniz yanıcı, patlayıcı, asit, yani kendinizi yakmamaya dikkat edeceksiniz. Patlatmamaya. Gaz tankerlerinde de zaten dolum boşaltım şöyle oluyor. Biz fabrikaya gidiyoruz. Fabrikadaki yetkili personel, yetkili kişiler kendileri bu tankerleri doldurmada, boşaltmada kendileri şey yapıyorlar. Bizi karıştırmıyorlar. Çünkü gaz işi biraz sıkıntı olduğu için. Ya onun da şöyle jackları var. Aynı fiş priz muhabbeti gibi düşünün. Takıyor jackı, fiş prize takar gibi. Akabinde basıncını ayarlıyor sistem otomatik. O ona göre vanasını açıyor, adresini açıyor vesaire derken arkadaşlar boşalıyor ve yükleniyor gaz tankerleri bu şekilde. Sıvı tankerlerinde de şu şekilde izah edeyim size yüklemeyi, boşaltmayı. Sıvı tankerlerinde dolumda, yüklemede iki çeşit dolum vardır. Biri açık dolumdur, diğeri de kapalı dolumdur. Açık dolum nasıl, kapalı dolum nasıl? Onu da şu şekilde söyleyeyim. Açık dolum dediğimiz olay, biz platformun altına yanaşırız. Üst kapağı açarız. Üst kapaktan tankerin içine bir hortum sallandırırlar. Pimaş boru kalınlığında bir hortum sallanır. O 15-20 dakika içinde 24 ton, 25 ton malı arabaya doldurur arkadaşlar. Kapalı dolum da şu şekilde olur. Tankerin üst kapağı kapatılır. Bazı şeylerde, bazı ürünlerde, bazı kimyasal maddelerde üst kapak kapalı olur. O üst kapakların
yanlarında gene o gaz tankerlerini anlattığım gibi jacklar olur. Bunlar genelde tank konteynerlarda bulunurlar. Bu dolum jacklarına bir yere azot gazı bağlanır, bir yere de yüklenecek malzeme bağlanır. Azot gazıyla beraber bu malzemeyi doldururlar. Ta ki boşaltana kadar. Şimdi boşaltma adresine geldik. Tankerimizi yanaştırdık sahaya. Boşaltmanın da çeşitleri vardır. Havayla, pompayla, aracın motoruyla. Ama genel ağırlık benim bu çalıştığım firmada gittiğimiz yerlerde araç pompası yok. Eski çalıştığım şirkette vardı. Biz araçtan kendi pompasıyla malı basardık. Burada elektrikli pompa var. Onunla malı basıyoruz. Ya da akarına dediğimiz tabirle direkt vanaları açıyoruz. Havuz boşaltır gibi boşaltıyoruz. Bir de havayla boşaltım var. O da tankın içine hava veriyoruz. Tankın içerisinde tankın kapaklarını kapatarak tanka hava veriyoruz. O havayla beraber ürün boşalıyor. En sonunda tankın içindeki havayı alarak ürünümüzü boşaltmış oluyoruz. Bu ürün boşaltırken dikkat etmemiz gereken, örnek veriyorum, bir pompa yardımıyla, bir pompa vasıtasıyla veyahut da akarına mal boşaltırken yapmamız gereken şu arkadaşlar: aracın yukarıdaki havalandırma borusunu açmak ya da en garantisi yukarıdaki üst kapağı, melon kapağı dediğimiz kapağı açmaktır arkadaşlar. Bu kapağı açarak aracın, tankerin vakumlamasının önüne geçiyoruz. Çünkü alttan boşalıyor. Boşaldığı zaman bu sefer çekme yapıyor. Çekme yaptığı zaman da haliyle, yani nasıl diyeyim size, bir meyve suyu şişesini düşünün. Pipeti batırdınız. Çek. Bittiği zaman bir süre sonra o şeyi vakumluyor böyle. Yani bu tankerlerde de aynısı bunun mevzu. Onun için yukarıdaki kapağı açtığımız zaman bir yerden hava girişi oluyor. Böylelikle de vakumlamanın önüne geçiyoruz. Bu tanker vakumlama olayı bayağı sıkıntılı bir olay. Çok kişinin de başına geliyor. Videosunu YouTube'da bulursam size, bir tanker vakumlama videoları, buraya koyarım onu da. Evet arkadaşlar, gördünüz, bu vakumlama olayı bu şekilde oluyor. Yani bu ürünü boşaltırken üst kapağı açmadıysa bu arkadaşlar, pompa da çekiyor, basınç haliyle tankeri vakumluyor. Tanker boşaltımı, dolumu, hani size anlatacağım en basit tabirle bu şekildedir. Hani zaten bu tankerler şey olduğu için, ADR'li oldukları için genelde ürün tankerin içindeyken kolay kolay bir sorun, sıkıntı yaşanmaz. Ama şunda da fayda var. Gene her zaman için dikkatli olmakta fayda var. Özellikle boşaltırken ürünü, asit boşaltırken ya da metanol veya kostik, yani sonuçta taşıdığınız mal arkadaşlar tehlikeli madde, kimyasal madde. Bunlar vücudunuza temas ettiği zaman vücudunuzda yaralar, derin izler bırakabiliyor. Bundan da korunmak için çalıştığınız firma size çizme, tulum, baret, siperlik temin eder. Yani bunları giymek zorundasınız bu ürünleri boşaltırken kendi sağlığınız açısından. Yani tanker konusunda size anlatacağım bu kadar. Tanker geçişleri bir videomda anlatmıştım. Bazı köprülerden bazı ürünlerle geçemiyoruz. Örnek, biz mesela gaz tankeriyle İstanbul'dan karşıya geçemiyoruz köprüden. Mecburen feribotla geçiyoruz. Sirkeci'den Harem'e ya da Harem'den Sirkeci'ye. Onu da gece saatlerinde geçiyoruz. Bu servis Harem'den mesela 12.30, biri 10 geçe feribotumuz kalktı, geçtik. Tabi haliyle takomuz da ister istemez geceye döndü. Biraz bu servis, bir önceki serviste yarasa modundayız anlayacağınız. Gece gidiyoruz, gündüz yatıyoruz. Gündüzde 30 derece 40 derece sıcaklık, dün uyuyamadım zaten, çalıştırdım arabayı 1 saat 2 saat, yapacak bir şey yok, açtım klimasını, biraz öyle uyudum. Arabalarımızda park kliması yok maalesef.
Ama bugün hava biraz Granadina'da serindi Allah'tan. Güzelce yattım. Şimdi buradan nasipse çıkacağız. Bosna'ya gideceğiz arkadaşlar. Yönümüz Bosna. Artık gene ara sıra Sırbistan'da da açabilirsem açarım. Ya da Bosna'ya girdikten sonra açar videoyu bitiririm dostlar. Şunu anlatayım. Şimdi bazı arkadaşlar böyle dostlar bizim bu yaptığımız işi tır şoförlüğünü ama yurt içi olsun gerek yurt dışı olsun şey olarak nitelendiriyorlar. Ya altında araba kardeşim geziyorsun ne güzel güzel yerler görüyorsun. Dostum yani bir yerden bir yere ben bir ürünü nakil ediyorum, sevk ediyorum. Yani keyfime göre gezmiyorum. Hani yani senin kendi şahsi özel arabanla gidip gitmenle benim bu tırla gitmem bir değil. Ha tamam görüyor muyuz? Görüyoruz evet. Güzel yerler görüyoruz, güzel şehirler görüyoruz. Yani mesela örnek veriyorum. Benim mesela gittiğim yer Bosna. Lukavak'a gideceğim bu servis. Tuzla. Tuzla'yı geçiyoruz Lukavak. Şimdi Zvornik kapıdan gireceğiz. Aslında Zvornik'i o kadar çok istiyorum ki mesela Zvornik kapıdan benim gideceğim yer 70 kilometre. Onun tam tersi istikameti 55 kilometre ötede de Srebrenica var. Ben Srebrenica'ya mesela gitmeyi o kadar çok istiyorum. Ama tırla geldiğim için gidemiyorum. Sonuçta ticari bir vasıta bu. Gezmek için değil. Ya da bazen güzel şeyler, güzel şehirler görüyoruz ya da güzel böyle durma yerleri görüyoruz. Mesela adam dere kenarına bir park yapmış taksiler için. Ya dur orada otur mesela bir yemek ye değil mi? Bir 45 dakika takopauza yap. Ha duramıyorsun. Şimdi bir de işin finansal boyutuna bakarak, maddi boyutuna bakarak bu işlere heveslenen arkadaşlar var. Arkadaşlar finansal boyutta, maddi boyutta öyle kimse bu işte çalışıp da trilyonlar kazanmıyor yani. Onu da söyleyeyim. Kazandığınız da yolda gidiyor. Çünkü evlileri kastediyorum. Evliler için bakmakla yükümlü oldukları bir evleri, bir aileleri var. Ekseriyette de kendi ayrı bir evleri var. Bu araba da ayrı bir evdir yani. Hani ben bu arabaya mesela bir haftalık alışveriş yaptım şu an bu servislik. Yaklaşık 500 lira tuttu. Benim yiyeceğim bu servis içerisinde. Yani ve daha ben sigara içiyorum mesela. Bunun içinde sigaram yok. Sigarayla beraber aşağı yukarı 750-800 lira 1000 lirayı buluyor bu rakamlar arkadaşlar. Onu da göz önünde bulundurun. Şimdi ben sürekli iyi tarafını da kötü tarafını da anlatmaya çalışıyorum ki çünkü insanlar bir şeylere heveslenip hevesleri kursağında kalmasın istiyorum. Gerçekten seven, gerçekten isteyen bu işi yapsın istiyorum. Örnek veriyorum. Bir arkadaşımız bizim şirkette işe başladı. Böyle videoları izlemiş, heveslenmiş. Bir tur geldi Sırbistan'a. Adam ikinci tura gitmedi, işi bıraktı. Yani anladığım kadarıyla her şey beklediği gibi olmadı kişinin. O yüzden hani bir şeylere girerken, bir işe niyetlenirken bu tırcılık olarak bunu düşünmeyin arkadaşlar. Tesisatçılıkta da böyle, fabrika işçiliğinde de böyle, inşaat işçiliğinde de böyle. Yani her zaman iyi yönlerine değil, her zaman kötü yönlerine bakacaksınız. Her zaman kötü yönlerine bakacaksınız ki hani kötü yönlerine de rağmen ben bu işi yapar mıyım, yapabilir miyim diye. Örnek, ben çok yakın bir sürede benim başımdan geçen bir olayı ben size anlatayım. Bu servis hatta bu servis. Ben yola çıkacağım. Eşimle konuşuyorum telefonda görüntülü. O parka çıkmışlar. Benim ufaklığı gösteriyor işte oğlanı Dorukali'yi. Çocuklar, büyük çocuklar top oynuyor. Doruk da bunların peşinde koşuyor. Sen topu aldı bunların ayağından koşuyor. Çocuk topa bastı, kaydı. Geri kafalama düştü. Kalktı, ağlamadı. Tabii korktuk biz. Hani bir şey oldu mu, etti mi? Hanım buz falan koymuş.
Velhasıl kelam eve gelmişler. Hani çocukta bir şey yok. Motor hareketlerinde vesairede hiçbir şey yok. Akabinde olayın üstünden 2 saat sonra çocuk başlamış istifra etmeye. Şimdi hanımı aradım. Hanım daha doğrusu bana haber verdi. Dedi böyle böyle. Ben de yola çıktım o an, gidiyorum. Çocuk kusuyor, geldik biz hastaneye. Ben hanımı aradım. O da tabii kızcağız korkmuş, üzülmüş. Şimdi kadın ağlıyor tek başına orada. Hani tamam, güzelliği var da. Şimdi kadın orada ağlıyor tek başına. Üzüldüm ben de hemen o an. Kim geldi aklıma? Ablam geldi. Ablamı aradım, annemi aradım. Sağ olsunlar hemen hastaneye bastılar, gittiler bizim hanımın yanına. Hanım da kendi abilerini aramış, kayınçoları aramış. Kayınçolar da gelmişler sağ olsunlar. Yani şimdi arkadaşlar, anlatmak istediğim şey şu. Çalışıyorsunuz, ediyorsunuz, tamam, para da kazanıyorsunuz, gidiyorsunuz, ediyorsunuz. İşte ailenizden uzaksınız. Yani bir hastalık olsa yoksunuz, bir cenaze olsa yoksunuz, bir bayram olsa yoksunuz. Hani bana şimdi gene diyecekler ki ya kötülüyorsan yapma. Arkadaşım, kötülemiyorum. Ben sana iyi yönünü de anlatıyorum, kötü yönünü de anlatıyorum. Diyorum ki bu olaylar senin başına gelebilir. Bak, gelecek demiyorum, gelebilir. Ha, güzelliği de var. Ben mesela, benim yaşım 32. Ben bu hayatım boyunca nereden Sırbistan'a geleceğim, nereden Bosna'ya geleceğim, nereden Bulgaristan'a geleceğim? Ya da nereden bu ülkeleri göreceğim, ya da böyle ücretleri nereden kazanacağım gibi. Sosyal çevrede şöyle, sosyal çevre olayı da şu şekilde arkadaşlar. Ha, şunu da söyleyeyim bu arada. Normalde benim eşim araba kullanıyor. Kendi arabamız da var. Biz ama bir araba aldık, yeni bir araba aldık sağ olsun. Arabamızın biraz problemleri var, arabamız tamirde. Arabamız tamirde olduğu için çocuğu da bir tanıdığımız hastaneye götürmek zorunda kaldı. İşte Allah ondan da razı olsun bu arada. Çocukta da bir şey yok çok şükür. Midesini üşütmüş, istifrası da ondan dolayıymış, düşmesiyle alakalı değilmiş. Oradan içimiz rahatladı çok şükür. Zaten kayınçolar, annem, ablam gitti sağ olsun. Onlardan da Allah razı olsun. Ama dediğim gibi yani gönül isterdi babası yanında olsun. O kadın da tek başına uğraşmak zorunda kalmasın. Ondan sonra sosyal çevreyi anlatayım size. Sosyal çevre dediğimiz arkadaşlar şu şekilde oluyor. Kapılarda tanıştığınız, dolapta oturduğunuz ya da bir yerde işte lokantalarda tanıştığınız diğer tırcı arkadaşlarınız da sosyal çevreniz oluyor. Kendi sosyal hayatınızda, iş dışındaki arkadaşlarınızla eskisi gibi kolay kolay sohbet edemiyorsunuz ya da buluşma fırsatınız olmuyor geldikten geldiğe. Ben mesela şimdi buradan döndüğüm zaman 45 pauza vermem lazım. Geri gene döneceğim nasipse. Sadece 2 gün. Bu 2 günün içerisinde mesela aileme mi vakit ayıracağım, arkadaşlarıma mı vakit ayıracağım ya da gezmeye mi vakit ayıracağım gibi. Ama tabii yani bu işlerde de diyorum yani güzel insanları da tanıyorsunuz. Mesela geçen videoda da bahsetmiştim. Kurtuluş Yollar'da Cihat Kurtuluş. Cihat abi çok kaliteli bir insan. Tanıdığıma memnun olduğum insanlardan biri. Mustafa Karaaslan, Mustafa abi, geçen onunla da Gradina'da denk geldik. Onun haricinde gene Instagram'da Deli Deli Truck adıyla bir arkadaşımız var, kardeşimiz var, Sedat. Onunla da görüştük. O da bir iyi arkadaşımız, kardeşimiz. O da vize bekliyor. Nasipse o da bu yollara başlayacak bizimle. Neyse, bu kayıt biraz uzun oldu. Aşağı yukarı ben size tankeri anlattım. Tanker bu şekildeydi. Şimdi biraz sonra gene bir kayıt açarım ya da Bosna'da açarım. Bir 10 dakika bir kısada yurt dışı çalışmayı anlatırım az buz. Ondan sonra müsaadenizi isterim. Günaydın. Sırbistan'dan Bosna'ya girdik. Şimdi burada gümrük işlemlerimiz var.
Bosna'da spedisyon işlemlerimiz var. Onları halledeceğiz. Ondan sonra fabrikaya doğru giderken de size son bir video çekeceğim ve videoyu bitireceğim dostlar. Sırptan Bosna'ya geçiş bu şekilde. Arkadaşlar, gümrük işimizi bitirdik. Burada yani aslında kapı şu, kapıdan çıktığımız zaman kapı şu sol taraf. Gümrük ise burası. 60 arası metre bir... içinde sağa dön. Sonraki sağa dön. Arasının mesafesi aslında 100 metre. Ama dün geldik buraya, 2 saat, 2,5 saat bizi beklettiler. Takomuzda da totalimizde 3 saatimiz vardı zaten. Orada beklerken bu parka girmek için. Takomuz bitti. Kenarda yattık 11 saat. Akşam parka girdik. Kantar yaptık. Gümrük işlemi bugüne kaldı haliyle. Yani bugüne kaldı ve bizi de sıkıntıya soktu. Çünkü saat şu an burada 12 Bosnalıların saatiyle. Bizim buradan gideceğimiz yer yaklaşık 2 saat 70 kilometre. Bu 2 saatte 300 metre içinde sola dönmeye hazırlan. Fabrikada saat 2'de tahliye kapanıyormuş maalesef. Hani orada da yarına kalma durumumuz var ki inşallah kalmayız. Orada yarına kalırsak bu sefer çalışma haftamız bitiyor. 45'imiz cuma akşamı, takomuzu 45'e yatırmamız lazım. Yani bu da gradineye denk gelir. En azından bugün boşaltırsak Sırbı yarılarız cuma akşamına kadar da Türkiye'ye dönmüş oluruz Allah'ın izniyle. Bu hesabı yapıyoruz. Bakalım hayırlısı Allah'tan. Şimdi arkadaşlar, size yurt dışında çalışmayı anlatayım. Yani yurt dışında çalışma dediğim Türkiye'den yurt dışına gitmek olarak değil. Şimdi son zamanlarda böyle revaçta Facebook'ta orada burada ilanlar var. Yani 100 metre örnek, içinde sonraki sola gir. İşte örnek, adam diyor ki Almanya'da tır şoförü aranıyor. İşte aylık 2500 euro maaş. Aylık 2500 euro maaşı bizimkiler duyunca tabi haliyle Türk parasına göre hesap ettiğin zaman çok büyük paraya denk geliyor. Ha, ama şöyle bir şey var. Sen sonuçta Almanya'da yaşayacaksın ve Almanya'da bu parayı harcayacaksın. Oranın sosyoekonomik durumuna göre haliyle yaşamak zorunda kalacaksın. Artı bir de şöyle de bir şey var. Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, orada, burada 41 kilometre sür. Oranın kendi vatandaşları 2500 Euro'lara asla ve asla o paraları arkadaşlar çalışmazlar. 4000 Euro'dan aşağı kimse çalışmaz yurt dışında tır şoförü olarak. Şimdi bizim genelde yakın çevremizdeki insanlar da, arkadaşlarımız da şunu düşünüyor. Diyor ki ben oraya gideyim, kapağı atayım. İşte kapağı attıktan sonra ya bırakırım ya, ne olacak? Şimdi arkadaşlar, öyle bir şirkette, öyle bir yerde yurt dışı işi bulduğunuz zaman çok ince eleyip sık dokumanız lazım. Çünkü neden? Hani benim ehliyetim var, benim ehliyetim tır ehliyeti, ben yurt içinde zaten tırda çalışıyorum gibi düşünceyle şey yaparsanız yanılgıya düşersiniz. Çünkü bizim kendi Türkiye ehliyetlerimiz,
Türk dijital ehliyetlerimiz, Türk serecelerimiz yurt dışında yabancı plakalı bir araçta geçerli değil maalesef. Çalışamayız. Bu kaçak çalışmaya gider. Yani nasıl? Örnek veriyorum, ben Anıl Ömer Bozacı gidip de bir Macar plakalı arabada ya da Romen ya da Bulgar plakalı bir arabada Türk ehliyetimle, Türk dijital ehliyetimle maalesef çalışamam. Beni oraya çağıran, beni oraya davet eden firmanın bana oturum alması lazım, bir. İkincisi, bana kod 95, yani Avrupa'nın serecesi, kod 95'i alması lazım. Ve oranın ehliyetini almam lazım. Bunlar için de ekstra masraf, ekstra kağıt, evrak işleri ve olayın şeyi biraz uzun sürüyor. Bürokratik. Yani evrak işleri uzun sürüyor. Çalışan var mı? Çalışan var. Çok arkadaşım var öyle çalışan. Evraksız, kaçak, sigortasız çalışıyorlar. Şimdi o şekilde de çalışma nasıl oluyor? Genelde gece sürüyorlar, gündüz yatıyorlar. İşte bir polise, bir uygulamaya yakalanmamak için. Bir polise, bir uygulamaya yakalandığın zaman da yaklaşık 5000 euro, 6000 euro kadar bu kaçak çalışmanın arkadaşlar cezası var. Artı sizi yakalayan polisin inisiyatifine göre bir de yani deport olma durumunuz da var. Pasaportunuza kırmızı kaşe yeme durumunuz da var. Yani bir daha yurt dışına uzun süre vizede sıkıntı yaşarsınız, alamazsınız, çıkamazsınız. Hani bunlar risktir. Hadi her şeyi geçtim. Yani yenilen cezayı, maddiyatı vesaireyi, deport yeme olayını hepsini geçtim. Arkadaşlar, işin asıl en önemli, gözden kaçırdığımız en farklı boyutu da şudur. Allah korusun. O şekilde çalışırken bir kazaya karıştığınız zaman ömrünüz boyunca cezaevinden çıkamazsınız. Yani hele bir de ölümlü bir kazaya karıştıysanız direkt adam öldürmekten yargılanırsınız yani. Bu da maalesef bu işin acı gerçeklerinden bir tanesi. Hani kolay değil. Peki bu kod 95'i almak, bu oturumu almak kolay mı? Arkadaşlar o da şöyle nasip kısmet işi biraz da şans işi. İstenilen nitelikler nedir? İşte benim duyduğum kadarıyla A1 derecesi mi, A2 derecesi mi ne? İşte dil bileceksiniz. Almanca, Fransızca ya da İngilizce her neyse. Onun haricinde herhangi bir suç kaydınız ya da herhangi bir siyasal şeyiniz olmayacak. Bu şekilde. Yani yurt dışı çalışma, yabancı plakada çalışma, Almanya'ya gidip tır şoförlüğü yapmak bu şekilde. Hani haberlerde çıkıyor mesela. Kanada işte 90 milyar maaşla şoför arıyor. Almanya 50 milyar maaşla şoför. Almanya yani şoför arıyor da işte. O kadar da kolay aramıyor yani. Bunun istenilen belli başlı nitelikleri var. Bu nitelikleri yerine getirmeniz lazım. Yani ben her zaman için şunu söylerim. Orada çalışıp o kadar riskle 2500 euro kazanacağınıza Türkiye'de yurt içinde Türkiye'den yurt dışına gidip gelin. O paranın yarısını kazanın. Yarısından daha azını kazanın. En azından bir riski minimuma indirmiş olursunuz. Bence benim görüşüm. Ondan sonra bir de farklı bir de şöyle de bir riski var yurt dışına çalışmanın. Çoğu firmalarda buradan arkadaşlar toplarlar işte oradan buradan böyle Avrupa'ya gitme hayaliyle olan insanları 3 ay boyunca şimdi siz mesela atıyorum vize aldınız. Size zaten vizeyi verdiği zaman bir senelik vizeyi 90 gün oturumlu veriyor. 90 artı 90. Yani 90 artı 90 dediğim nedir? Bir sene vizem var arkadaşım değil mi? Yani atıyorum 15 Temmuz 2022'de vizen çıktı. 15 Temmuz 2023'te senin vizen bitecek diyor. Lakin oturumu sana 90 gün veriyor. Ve 90 gün kesintisiz yurt dışında kalma hakkı veriyor sana. Bu Kapıkule'den dışarı çıktığın anda günün geriye saymaya başlar arkadaşım. 90 günün sonunda geri tekrardan ana vatana Türkiye'ye dönüp bir 15-20 gün Türkiye'de kalıp
akabinde tekrardan bir kesintisiz daha 90 gün çıktığın zaman bu sefer vizen bitmiş olur. Fazla kalırsan da oturumu patlatırsın, vize alamazsın. Bu da ayrı bir sıkıntıdır. Yani 180 gün, 3 ay, 3 ay. Yurt dışında kaçak çalışanlar da nasıl yapar? Gider 3 ay baba kalır, çalışır, parasını biriktirir, gelir 15-20 gün Türkiye'ye, ondan sonra geri bir daha gider. Daha sonra gene vize alır, gene o şekilde gider. Şimdi hevesle gidenler, yani burada bulduğunuz firmayı çok iyi seçmeniz lazım, çok iyi araştırmanız lazım. Güvenilir firmalarla, güvenilir insanlarla çalışmanız lazım. Birincisi, yakalandığınız zaman cezayı sizi oraya çağıran firma mı ödeyecek? Onu baştan konuşmanız lazım. İkinci, sözleşmesini yapmanız lazım. İkincisi, paranızı gününde verecek mi? Siz çünkü orada kaçak çalıştığınız için arkadaşlar, adam sizi orada 3 ay, affedersiniz tabiri caizse, eşek gibi de çalıştırsa, paranızı vermeden sizi sallasa, şu gün vereceğim, bugün vereceğim, hiçbir şey kanıtlayamazsınız. 3 ay bedavaya çalışmış, adama binlerce euro kazandırmış olarak elinizde sıfır parayla kendiniz daha çok içeri girerek ana vatana Türkiye'ye dönmüş olursunuz. Yani o şekilde gidip 3 ay bedava çalışıp üstüne parasını alamadan dayak yiyip dönen de var arkadaşlar. Bunun için tekrar ediyorum, İyicene kendinizi sağlama almanız lazım. İyicene düşünüp, iyicene taşınıp, iyicene ölçüp, biçip, tartıp o şekilde gitmenizi öneririm. Yoksa hüsranla geri dönebilirsiniz. Yani yurt dışında çalışma, basit bir tabirle arkadaşlar, bu şekilde oluyor. Benim duyduğum, benim bildiğim böyle oluyor. Ha, bu olay yarı yarıya. Çok duyuyoruz. Facebook'ta, gruplarda, orada burada çok görüyorum. Falanca kişinin yanına gittim. Almanya'ya çağırdı beni. Fransa'ya çağırdı beni, her neyse. 3 ay çalıştırdı beni. Benim paramı vermedi. Ben yandım, siz yanmayın gibi paylaşımlar bu transport şoförlerinde görüyoruz arkadaşlar. Hani 2500 liraya tav alıp da gidip de hiçbir şey almadan el elde baş başta, ki el elde baş başta dönsen bile o senin için bile büyük bir kar. Çünkü sen burada evli de olabilirsin, bekar da olabilirsin. Sonuçta sen de burada ardında arkanda bir ananı bırakacaksın, babanı bırakacaksın, eşini evladını bırakacaksın. Eşini evladın da senden para bekleyecek haliyle o insanlara bakmakla yükümlü olacaksın. 3 ay orada gidip bedavaya çalıştığın zaman, yani evine de para gönderemedikten sonra hiçbir anlamı yok dostum. Uzun lafın kısası, anlatacağım bu kadar. Buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Anne gideyim şu fabrikaya malı boşaltayım nasipse. Dönüş yoluna geçeyim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın dostlarım.